Mutlu günler efendim. A-Spor ve A-Spor Radyo ortak yayınında spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini sizlerle paylaşacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz spor gündemine. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifa etti. Gelişmeleri ve yaşanan süreci muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizlerle paylaşacak. Ahmet Selim, detaylar neler, konuyla ilgili senden dinliyoruz. Evet, aslında son günlerde yaşanan gelişmelere baktığımızda çok da sürpriz bir sonuç olmadı diyebiliriz. 6 Haziran akşamı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bir Instagram yayında yaptığı açıklamaların ardından tam 24 saat sonra Fenerbahçe 3 Temmuz süreciyle ilgili yapılan bu açıklamalara ciddi şekilde tepki gösterdi. Web sitesinden yaptığı açıklamalarla Nihat Özdemir'in bu açıklamaları, bu sözleri sert bir şekilde eleştirildi. Daha sonra federasyon sitesinden Nihat Özdemir bu defa Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara bir yanıt niteliği taşıyan bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada gerilimi iyice yükseltti. Süreç bununla da bitmedi. Daha sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük konuya dahil oldu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e bir mektup yazdı. Bu mektuba bir cevap geldi Nihat Özdemir'den. Bu süreç bu şekilde karşılıklı açıklamalarla devam ederken 15 Haziran akşamı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bir Fenerbahçe televizyonundan yaptığı açıklamalarla Nihat Özdemir'le ilgili süreci tekrar gündeme getirdi ve bu süreçte de Nihat Özdemir'le ilgili tavrı net bir şekilde ortaya koydu. Kongre üyelerinin, kulüp üyelerinin, taraftarların çok ciddi bir tepkisi olduğundan bahsetti. Keza Fenerbahçeli taraftarlar da, Fenerbahçe kongre üyeleri de ilk açıklamanın yapıldığı 6 Haziran akşamından bu yana sürekli kulübü faks yoluyla, telefon yoluyla, mail yoluyla Nihat Özdemir'e yönelik, Nihat Özdemir'e yaptırım uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunmuşlardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bununla ilgili gereken süreç uygulanacaktır diyerek aslında bu sürecin bugünlere geleceğinin işaretini vermişti. Şunu da söyleyelim, 15 Haziran günü Fenerbahçeli birçok kongresi, yaklaşık 400'ü aşkın kongre üyesi Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili yazılı dilekçelerini Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na, Fenerbahçe Kulübüne teslim ettiler. Bu da sürecin resmi olarak başlaması anlamına geliyordu. Disiplin Kurulu üyeleri ilgili maddeleri de gözeterek Nihat Özdemir'le ilgili disiplin sürecini başlattılar ve bu konuyla ilgili yönetim kurulunu da bilgilendirdiler. Doğal olarak bu sürecin başladığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e de iletildi ve Nihat Özdemir de bu kararı öğrenmesinin ardından bugün istifa mektubunu hazırlayarak kulübe gönderdi. Şunu söyleyelim, Fenerbahçe Kulübü yetkilileri henüz bu karara ulaşmadığını kendilerine belirttiler ve bundan dolayı da henüz istifa yönelik işlemler başlatılamadı. Ama Nihat Özdemir'in istifa mektubu kulübe ulaştığı andan itibaren bu istifa kabul edilecek ve Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliği sona erecek diyelim. Gelişmeler şimdilik bu kadar. Aktarabileceklerimiz de bu bilgiler. Ahmet Selim kulağa kolay gelsin diyelim. Detayları bizlerle paylaşmaya devam edecek yeni bilgileri. Şimdi telefon attığımızda A-Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç bizlerle birlikte. Gürcan Bilgiç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan gerginlik bugün Sayın Nihat Özdemir'in istifa mektubuyla noktalandı mı? Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Detayları alalım sizden. Görüşlerinizi. Çok uzun zamandır tanıyorum Nihat Özdemir'i. Daha 85-86 sezonundan beri. O zaman da Fenerbahçe yönetimindeydi. Alişan Başkanlığı'nda. Daha sonra Aziz Yıldırım'la uzun seneler devam etti. Ne kadar iyi Fenerbahçe'li olduğunu ve kulüp için elinden gelenin ne kadar yaptığının şahitlerinden bir tanesiyim o dönemde. Nihat Özdemir Fenerbahçe'de yönetici olduğu periyotta bir de kulübün gülen yüzüydü, barışçı yüzüydü. Yani Fenerbahçe birçok problem yaşardı. Rakipleriyle yaşardı, federasyonla yaşardı. Ama sonunda araya giren, ortağı bulan hep Nihat Özdemir olurdu. Son süreç, yani Futbol Federasyonu Başkanı olduktan sonra gereksiz bir çekiş
işin içine girildi. Yani Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında bence belki de dışarıdan gözükmeyen ama çok çok hissettiler bir çekişme vardı. Yani iki tarafın birbirine bu kadar sıcak olduğunu ya da bu ilişkinin samimiyet boyutlarında çok güven terkin etmediğini fark ettik. Ki işte o meşhur zorlu toplantısı geldi. Ardından Fenerbahçe'ye transfer yaptırılmadı. Bunun peşinden hiç anlamsız bir röportajda sadece bir durumu ifade eden bir cümle çok farklı şeyler çıkardı bence Fenerbahçe camiası. Sosyal medyada bence yanlış kanaldan yüklendi Nihat Özdemir'e ve bunu Ali Koç da üstlendi bu etabı. Bu noktada bence Nihat Bey daha dik dururdu. Yani bir tek cümle söylenmesi istenirdi kendinden. Ve söylendiği dönemde de Az Yıldırım hapiste Fenerbahçe'nin başkanı temsil eden de Nihat Özdemir'di. Yani şampiyon kim? Yani kendi zamanında şampiyon olan bir takımı yok. Şampiyon bizim takım değil miydi diyecekti. Yani bunun üstünden bir şey kuruldu. Çok kolay rahatlıkla söylenirdi. Herkes de susardı. Ama dediğim gibi kişisel çekişmeler ve her şeyin üstüne gelen Fenerbahçe Divan Kurulu'yla olan mektuplaşma da Divan Kurulu'nu Rafa Küçük Başkanlığı'nda Nihat Özdemir'e karşı tavır alması. Bence bu kararı vermesindeki en önemli etken oldu. Şu da var. Türk futbolunu yöneten kim olursa olsun bir kulüple olan bağlantısı süreç içinde bağlantısı olduğu kulübe muhakkak zarar veriyor. Yani hakem bir hata yapıyor. Diyorlar ki Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçeli. Veya tam aksi oluyor. İşte başkan Fenerbahçeli olduğu için hakemler böyle davranıyor. Durum oluyor. Galatasaraylı veya Beşiktaşlı olsa da bir şey çok şey fark etmiyor. Ama ciddi şekilde yıprandığını düşünüyorum. Fenerbahçe kulübünde de taraftar etabında da. Ve bu süreçte en azından Fenerbahçe'nin organlarında kötü bir sonuçla karşılaşmak istenmiş olabilir. Bunu hissetmiş olabilir. Yani Fenerbahçe Aysel Divan'ın alacağı bir ilaç kararı daha da yıpratıcı ya da daha da yaralayıcı olabilirdi. Bunu önlemek adına böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Yoksa bir kulübe kongre üyesi olmuşsunuz olmamışsınız. O sizin o kulüple olan taraftarlık bağınızı çok değiştirmez. Çok teşekkür ediyoruz Gürcan Bilgiç kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık ve şimdi çok teşekkür ediyoruz. Şimdi telefon attığımızda Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bizleri bekliyor. Murat Özbostan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifa etti. İstifa mektubunu kulübe ulaştırıyor ama henüz Fenerbahçe Kulübü'ne bu mektup ulaşmadı. Ulaştığında da istifa işlemleri gerçekleşecek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in birazdan Murat Özbostan tekrar bizlerle birlikte olacak. Biz detayları aktaralım. Fenerbahçe Kongre üyeleri Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde başvurularda bulundu. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul da aktardı. Yaklaşık 400'e yakın başvuru vardı Sayın Nihat Özdemir'in. İhraç edilmesiyle ilgili disiplin kurulunun ihraçla ilgili süreci başlattığını belirten mektup Nihat Özdemir'e ulaşınca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifa ettiği mektubu yazdı ve kulübe gönderdi. Ve Murat Özbostan telefon attığımızda Sayın Özbostan değerlendirmenizi alalım sizden sıcağı sıcağına. İnler. Tabii şimdi yaşanan sürece bakarsak Türk futbolu adına üzücü ve ayıp olarak nitelendirebilirim. Bir kere bu iki isim 2010-2011 döneminde kader birliği yapmış isimler. Sayın Ali Koç ve Sayın Nihat Özdemir. Et ve tırnak gibiydiler ve o günlerde, o aylarda Fenerbahçe için beraber mücadele edip beraber çok kritik kararlara imza attılar.
beraber UEFA'ya gittiler. Yani bir süreci birlikte yaşadılar. Bugün gelinen noktaya bakıldığı zaman bu yaşananların sanki hiçbir anlamı yokmuş gibi başlayan bir tartışma, bir polemik, bir ego savaşı ve sonrasında Sayın Federasyon Başkanı'nın istifa etmesi. Bir kere istifa kararı bence bir duruştur, önemli bir duruş. Madem beni Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden atacaksınız, o zaman ben istifa ederek bundan sonraki yaşanabilecek polemikleri en azından Türk futbolundaki tartışmalara da nokta koymuştur.